Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir bölüme ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar yine bugün beraber güzel bir şehir gezeceğiz. Araba gürültü biraz bu. Bulunduğum yer biraz gürültülü arkadaşlar. Köprünün üstündeyim. Almanya'nın güneyinde Bayern eyaletinde Donauwörth şehrindeyim arkadaşlar. Şu anda trafik yoğun. Köprünün üstündeyim. Size bulunduğum yeri göstereyim. Bulunduğum yer böyle güzel bir yer arkadaşlar. Şu sol taraftan heybetli gelen ırmak Donau yani Tuna Nehri. Sağ taraftan birleşince böyle cılız gelen de Wörnitz çayı arkadaşlar. Bu yerel bir çay. Tuna Nehri'ni de zaten çoğunuz biliyorsunuz. Karşıda güzel bir yarımada var. Bulunduğum yer şu anda burası arkadaşlar. Buradan başlayayım dedim çünkü 2 sene önce ben yine buraya gelmiştim. O zaman drone'm yoktu. Burada yine gezmiştim. Burası da Tuna Nehri'nin öbür tarafı arkadaşlar. Yani burası biraz böyle bir hırçın bu taraf. Tarihte burada yük gemileri çalışırmış. Almanya'da biliyorsunuz bu çok yaygındır. Bolca böyle kanallar vardır. Nehirlerde yük gemilerini görürsünüz. Şu karşıda gördüğünüz de tarihte eskiden burası limanmış. Alta Donauhafen yani eski Tuna Nehri'nin limanı arkadaşlar. Buraya böyle bir anı yapmışlar. Burada böyle de kordon boyu gezebiliyorsunuz. Arkadaşlar sonunda Almanya'ya ilkbahar geldi. Şu anda masmavi bir gökyüzü var. Şimdi şu karşıdaki köprüden çekime başlamıştım. Yürüyüşü oradan başladım arkadaşlar. Oradan böyle bir yarım ada gözüküyordu. Şu anda yarım adanın üstündeyim arkadaşlar. Sağ tarafım Tuna Nehri, Donau. Yani gerçekten bayağı da bir heybetli böyle güçlü akıyor. Yine bir anıt var. Arkadaşlar bu anıtlardan her Alman şehrinde, köyünde de var arkadaşlar. Yani tarihte özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda ölen askerlerini böyle anıtlarla anıyorlar. Şimdi Almanya'dan büyük ihtimalle son video olacak bu arkadaşlar. Büyük ihtimalle hafta sonu Türkiye'ye uçuyorum. Artık Türkiye'den gönderdiğim, özellikle memleketten gönderdiğim videolara bakarsınız inşallah, destek verirsiniz. Kurbağa sesleri var arkadaşlar. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Kuş sesleri duyuluyor ama şu anda kurbağa sesi yok. Güzel bir görüntü var. Böyle çayın üstünden sanki böyle Venedik gibi çayın üstünden köprüler geçiyor. Karşıda kafeler görüyorum. Bir şehir kapısı. Onun önüne çıkacağım inşallah. Bu da Donauwörth'ün simgelerinden arkadaşlar. Şu anda kapalı yola geldik. Sol tarafta o kafeyi göstermiştim galiba. Burada bir papaz efendi var. Bu gördüğünüz kapı da arkadaşlar Donauwörth'ün tarihi simgelerinden. Tam senesini unuttum ama eski olduğunu biliyorum. Köprü de burası. Şöyle bir devam yürüyeyim.
Oo, benim ekip güneşliyor. En azından şöyle bir el sallayın hanımefendi, beyefendiler. Bugün günlerden pazartesi günü, yani yetiştirebilirsem salı günü yarın videoyu editleyip yükleyeceğim. Şu anda her yer kapalı olmanın nedeni belki ilginizi çekmiştir. Çoğu yer kapalı, kafeler hariç. Bugün bir dini bayram arkadaşlar. Pfingstmontag diyorlar. Yani yanlış hatırlamıyorsam Hazreti İsa'nın göğe çıktığı gün bugün. Yani ona inanıyorlar. Ondan dolayı da sadece gezginler ve turistler var. Şimdi şuradan doğru devam edeceğim. Burası da normal 500 yıllık bir bina. Bunun içinde bir de müze var. Yani Donauwörth'ün kendine has bir müze. Lakin kapalı. Burada böyle güzel bir meydan var. Fazla bir kitabınız varsa buraya bırakıyorsunuz. Çok şehirlerde var bunlardan. İhtiyacı olan buradan alıp okuyor. Ya hediye bırakıyor kendisi veyahut gelip buraya yine bırakabiliyor. Şimdi bu şehir duvarının kenarından doğru yürümeye devam ediyorum. Burada gördüğünüz yine Donauwörth'ün tarihi kapılarından biri. Şuradan bir geçeyim, bir de öbür tarafından görelim. Yani şehir içinden de böyle gözüküyor. Gördüğünüz hem şehir duvarı hem arkada evler var arkadaşlar. Şehir duvarıyla evi birleştirmişler. Yukarıda bir manastır olması lazım. O manastırdan doğru Eskişehir'e gideceğim. Eskişehir'den yine geri yürüyeceğim. Böyle devasa bir, ne diyeyim yani, boş alana geldim diyeyim. Büyük ihtimalle burası kiliseye aittir. Burada bir kutsal haç kilisesi varmış. İçinde güya Hazreti İsa'nın haçından parçalar varmış. Açıksa görebilirsem orayı da göstermeye çalışacağım. Şunu başta söylemeye unuttum. Donauwörth'ün 20 bin nüfusu var. Yani öyle büyük bir şehir değil. Lakin dünyaca ünlü uçak üreticisi Airbus'un fabrikası burada arkadaşlar. Şimdi kilisenin avlusundayım. Burası bir mezarmış. Büyük ihtimalle şurası. Yani bu manastırın papazlarından birinin mezarı arkadaşlar. Galiba aynı zamanda da şapel olarak kullanıyorlar. Burası da demin dışarıdan gördüğümüz kilise. Yani bolca altar var, heykeller var. Katolik kiliselerinde bunları bolca görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da Stefanus diye birisiymiş, yani kutsal Stefanus. Onun iskeletini buraya koymuşlar. Yine bir iskelet de bu altarın altında var. Bunun ismi de Benedikt'miş arkadaşlar. Kutsal Benedikt.
Yani Katoliklerin inancı bu dostlar. Böyle şeyleri Evangelisch Protestan kiliselerinde göremezsiniz. Kilisenin içinde böyle de bir ilginç mezar var. Şu önde okuduğuma göre bu mezar 1200 senelerden Maria von Brandt diye birisinin buranın kralı bana ihanet ettin diye kadının kellesini almış. Kellesini aldıktan sonra da buraya gömmüşler. Şimdi o haç parçasının olduğu şapele geldim arkadaşlar. Tam olarak nerede bilmiyorum ama burada içeride bir yerde haç parçası varmış. Burası özel bir ayin yeri. Acayip de süslemişler şöyle bir bakarsanız. Şimdi dostlar hem kilisenin avlusunda gölgede biraz mola yapayım. Hem size kiliselerde neden bu kadar çok, özellikle Katolik kiliselerinde neden bu kadar çok iskelet bulunur? Yahut insan parçaları veyahut bu kilisede olduğu gibi Hazreti İsa'nın çarmıhından olduğuna inanılan odun parçalarına neden önem verirler arkadaşlar? Şimdi Katolik inancında şöyle bir şey var. Bir insan normal bir hayatında iyi bir insan olarak, yani iyi bir Hristiyan olarak, Almancası da Gottgefällig yaşadıysa, bu insanları papalık belirli bir süre sonra 50 sene olabilir, 100 sene olabilir, 200 sene olabilir Seligsprechen yapıyor. Yani bu insanlar kutsal insanlardı diye onlara bir makam veriyor arkadaşlar. Yani bu insanların öldükten yüzlerce sene sonra. Şimdi o inanca göre bu insanların makamı da yüksek olduğu için, Tanrı'ya daha yakın oldukları için, Katolik Hristiyanlar da Allah'tan, Tanrı'dan bir dilekler olduğu zaman ilk önce bu insanlara dua ederler. Yani bu insanlara dileklerini sunarlar. Bu insan da, yani o iskelet de Tanrı'ya dileğini ulaştırsın diye. Yani böyle bir inanç arkadaşlar. Ama bu inanç sadece Katolik kiliselerinde var. Yani biraz kompliket, biraz komplike bir şey biliyorum ama umarım anlatabilmişimdir. Bu karşıda gördüğünüz bina arkadaşlar şu anda Landratsamt olarak kullanılıyor. Yani Türkçesi ne olabilir? Valilik değil de kaymakamlık belki olabilir burası. Bu evin ismi de Fuggerhaus. İsmini de Fugger diye bir tane adamdan alıyor. Şu motorlar bir geçsin. Bu kişi 1500'lü senelerde yaşamış. 1500'lü senelerde de bu binayı yaptırmış. Burada güzel de bir çeşme var. Üstünde kartal var. Hemen bu çeşmenin karşısında yine böyle bir kilise var arkadaşlar. Yine eski bir kilise. 1400'lü yıllardan kalma. Şimdi ötekinin içini gezdik. Bunun içine girmeyeceğim. Çünkü içleri genellikle birbirlerine benziyor. Çünkü bu da bir Katolik kilisesi. Buradan doğru çarşıdan yürümeye devam edeceğim. Şimdi alışveriş yerleri kapalı olduğu için fazla bir kalabalık yok. Dondurmacılar bol bol açık. Karşıda bir tane daha var. Şu anda galiba Almanya'da en güzel işi yapan dondurmacılardır. Genellikle de İtalyan oluyor arkadaşlar. Buradaki dondurmacılar İtalyan oluyor. İstanbul döner. Kebapçı varmış burada. Bu da kapalı. Burası merkezi arkadaşlar Donauwörth'ün. Şu taraftan doğru geldim. Yani bunlar hep tarih arkadaşlar. Hep böyle 300, 400, 500 yıllık binalar. Hani böyle 300, 400, 500 yıllık diyorum ama tabii ki bu seneler içinde kaç kere bunlar tadilattan geçiyor. Yani böyle kalıyormuş diye de sanılmasın. Genellikle de bu evlerde ne zaman ilk imar yapıldığı, ne zaman tadilattan geçtiği merak ederseniz yazıyor hep evlerin duvarlarında. Yani ben de genellikle oradan biliyorum. Yani kafamda olduğundan değil. H&M, Gary Weber, Orsay.
Caddenin sonunda Donauwörth'ün tarihi belediye binası var arkadaşlar. Bu karşıda gördüğünüz sarı bina belediye binası. Şu yukarıdan doğru aşağı geldim. Yani zaten böyle tek bir cadde, şehir merkezi. Bu gördüğünüz bina da belediye binası. Avrupa Birliği bayrağı. Şurada Donauwörth'ün kendi bayrağı. Yani Almanya'da her şehrin kendi bayrağı oluyor arkadaşlar. Şu yukarıdaki gördüğünüz çanlar da her saat başı çalıyor arkadaşlar. Tam belediye binasının yanında böyle güzel de bir çeşme var. Fazla da bir eski değilmiş. 1858'denmiş. Ama güzel bir el işi gerçekten. Yine Hazreti Meryem'i görüyorsunuz. Kucağında Hazreti İsa ile. Ama lakin bunlar içme suyu olmuyor. Şehrin çoğunu gezdik. Şu kapıdan şehirden çıktım. Çok güzel de bir şehir parkı var. Gerçekten böyle kafayı dinlemek için. Şurada gördüğünüz gibi küçük bir dere akıyor. Hatta içinde küçük de bir balıklar var. Yani buraya gelip böyle kafayı da dinleyebilirsiniz. Bisiklette binebilirsiniz. Görüyorsunuz zaten. Burayı da göstereyim dedim. Her yer yemyeşil. Yani ilkbahar olunca gerçekten böyle gezmesi de daha zevkli oluyor. Yine buradan aynı dere devam ediyor. İçinde alabalıklar var. Ben görüyorum, inşallah siz de görmüşsünüzdür. Böyle yürüyebiliyorsunuz. Evet dostlar, şimdilik buraya kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakırsanız hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.